Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizde okutulan seçmeli fıkıh okumaları dersimizin dördüncü ünitesini yapacağız. Konumuz İslam'da aile. Sevgili arkadaşlar öncelikle fıkıh açısından ailenin konumu İslam dininin aileye verdiği önemden bahsedelim. Aile ne demektir? Kan bağına dayanan, anne babayla çocuklardan oluşan ve toplumun en küçük birimini meydana getiren kurumdur aynı zamanda aile insanın içinde doğduğu, büyüdüğü, ilk eğitimini aldığı ve hayata katıldığı en küçük sosyal grupta yine ailedir. Milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan, çocukların terbiyesinde en önemli ve en yakın çevre yine ailedir. Aileler geçmişle gelecek arasında köprü kurarak insanların toplumun tarihi ve kültürel değerleriyle bütünleşmesinde adeta bir çimento vazifesi görür. Ailenin temel amacı insan soyunun öncelikle devamını sağlamak, daha sonra topluma faydalı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. İnsanın doğuşu, yetişmesi, olgunlaşması ve sağlıklı nesillerin devamı da ancak aileyle olmaktadır. Bu nedenle aile toplumun temelidir. Bir toplumda aile ne kadar sağlam olursa toplumda o kadar sağlam demektir. Ailenin temelleri ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın kurmuş olduğu yuva ile atılmıştır. Kur'an'da Rum suresinde Allah buyuruyor ki kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet oluşturması da Allah'ın varlığının delillerindendir. Bu nedenle İslam Toplumsal hayatın istikrarlı bir şekilde devam etmesi için aile kurumunun ilk adım olan evlenmeyi, evliliği teşvik etmiştir. Temiz ve huzurlu bir toplum, sağlıklı ve temiz nesillerden oluşmaktadır. Bundan dolayı ailenin kurulması ve neslin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi, dinin korunmasını hedeflediği beş temel esasdan biridir. İslam dininde aile, bireyler için sevgi ve huzurun kaynağıdır. Böyle bir ailede anne baba birbirleri vasıtasıyla huzura kavuştukları gibi çocuklar da bu huzurlu yuvada sevgi ve şefkatle yetişerek şahsiyet kazanırlar. Hazreti Peygamber de evliliği teşvik etmekte ve aile kurmanın önemine vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır. Ey gençler topluluğu sizden kimin evlenmeye bedeni ve mali gücü yeterse hemen evlensin. Başka bir hadisinde de Nikah benim sünnetimdir. Her kim sünnetim ilamel etmeyi terk ederse benden benim ümmetimden değildir. Bu nedenle evlilik ömür boyu sürecek bir birliktelik olarak görülmüştür. Nikah hakti medeni bir muamele, bir ibadet olarak kabul edilmiştir. Ailenin her zaman tehdit unsurlarına uzak olarak devam etmesi arzulanır. Ancak maalesef ailelerimizi tehdit eden bazı unsurlar da vardır. Özellikle Bilim, teknoloji ve pek çok gelişmeye bağlı olarak tüm dünyada sosyal ve ekonomik bir yapı oluşmuş. Aile kurumu da bu değişimden elbette etkilenmiştir. Nelerdir bu aileleri tehdit eden unsurlar dersek ilk olarak evlilik dışı ilişkilerden bahsedeceğiz. Toplumda aile kurumunu tehdit eden evlilik dışı ilişkilerin başında da zina gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki: "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir." ve çok kötü bir yoldur buyurarak bizleri uyarıyor. Nikah akdi olmadan ergenlik çağına gelen bir kadınla bir erkeğin birlikte olması, birlikte yaşaması, birlikte hayatını devam ettirmesi zinadır, büyük günahtır. İkincisi sadakatsizlik ve aldatma. İslam dinine göre aldatma her türlü gayri halaki ilişki zina olarak kabul edilmiştir ve yasaklanmıştır. Eşler evlendikten sonra birbirlerine güven vermelidirler Başka bir erkekle başka bir kadınla asla samimi ilişkileri olmamalıdır. Evliliğin gerektirdiği hak ve yükümlülüklerin ihlal ve ihmali, dinimizde insanın ailenin ve toplumun huzur için eşlerin fedakarlık, samimiyet, sabır ve anlayış gibi insani değerlerle aile birliğini canlı ve sürekli tutmaları istenmiştir. Aile hukuku ve ilmi halini bilmemek çeşitli ihlal ve ihmallerin ortaya çıkmasına da neden oluyor. O yüzden kadın erkek herkese ilim farzdır. Bilhassa dini ilimleri muhakkak hepimizin öğrenmesi gerekir. Başka nedir? Özellikle içki, kumar, sigara gibi kötü alışkanlıklar. İslam dini insan sağlığına zararlı olan, aile ve toplumun maddeten ve manen çöküşüne sebep olan her türlü kötü ve zarar alışkanlıkları yasaklamıştır. Tüketim tutkusu ve bunun doğurduğu ekonomik sıkıntılar. Evet, modern hayat tarzının ihtiyaçların sınırsızlaştırılması gereksiz tüketim isteğini doğurmakta. Aileler sosyal kabulün tüketimden geçtiği düşüncesiyle ne yapıyorlar? Aşırı ekonomik yükler altına giriyorlar. İslam dininde ise iktisat etme, israftan kaçınma gibi evrensel prensipler vardır. Böylece hem aile koruma altına alınmakta, hem de doğal kaynakların dengeli tüketilmesi ve tüm insanlar arasında adil bir biçimde paylaşılması hedeflenmektedir. Bir başka tehdit unsuru eşlerin fedakarlıktan kaçılması. Evlilikte hayat müşterektir. Eşlerin her konuda birbirlerine yardımcı olmaları gerekir. Böylece mutlu ve huzurlu bir aile yuvası meydana gelir ki bu da ancak fedakarlıklarla gerçekleşir. Nasıl ki elbise ve örtü insanı soğuktan ve sıcaktan koruyorsa, kusurlarını örtmek de eşlerin birbirlerine karşı koruyucu, kollayıcı ve bağlayıcı olmasının en önemli etkenidir. Sosyal ve kültürel uyumsuzluklar da yine ailemizi tehdit ediyor. İslam'da eşlerin eğitim olarak, din olarak, iktisat ve sosyal bakımdan birbirine denk olması buna da kefaat denilir. Teşvik edilmiştir. Yani eğitim seviyesi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite birbirine denk ya da yakın olması gerekir. Dini anlamda, inanç anlamında birbirlerine denk olmaları gerekir. Zenginlik, fakirlik ölçüsünde de yine birbirlerine denk olmaları icap eder. Özetleyecek olursak aile kurumunu tehdit eden unsurlar dediğimiz zaman demek ki evlilik dış ilişkiler, sadakatsizlik ve aldatma, Eşlerin fedakarlıktan kaçınması, içki kumar uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar, tüketim tutkusu ve bunun doğurduğu ekonomik sıkıntılar, evliliğin gerektirdiği hak ve hükümlerin ihlal ve ihmali sayılabilir. Halbuki İslam dini tutumlu olmayı, mutlu ve huzurlu aile yuvası için eşlerin her konuda birbirlerine yardımcı olmalarını, içki kumar uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıktan da uzak durulmasını tavsiye etmektedir. Evet şimdi de geçelim evlilikle ilgili hükümlere. Evlilik öncesi görüşme ve nişan. Görüşmeyle başlayalım. Bir ömür boyu ortak bir hayat yaşam amacıyla bir araya gelecek olan kişilerin elbette ki birbirlerini önceden görmeleri, tanımaları gerekmektedir. Bundan dolayı aile kurumunu daha sağlam bir temele oturtmak isteyen İslam dini, eş adaylarının birbirlerini önceden görmelerini ve bir dereceye kadar görüşmelerini tavsiye etmiştir. Buna göre taraflar yanlarında üçüncü bir şahsın tercihinde kızın bir yakını bulunması kaydıyla bir araya gelebilir, oturabilir, konuşabilirler, görüşebilirler, birbirlerinin fikirlerini alabilirler. Ardından nişanlanma. Diyelim her şey olumlu gitti. Nişanlanma kararı aldılar. Nişanlanma dini olmaktan ziyade kültürel bir uygulamadır. Bu nedenle Örf ve adet gereği genellikle dünür gitmeden sonra evlenmeye sözü verilmesi içeren ve yüzüklerin takılmasıyla yapılan merasimdir. Nişanlanma asla bir evlilik değildir. Bir evlilik vaadinden ibarettir. Yani biz evleneceğiz, niyetlendik demektir. Bu yüzden nişanlılar her zaman için bu nişanı bozma hakkına sahiptirler ve pek çok zaman nişan yüzüğünü atıyorlar biliyorsunuz. Bundan dolayı taraflar birbirlerini asla evliliğe zorlayamazlar. Nişanlanma taraflara evliliğin verdiği hak ve yetkileri vermez. Taraflar arasındaki mahremiyet ilişkileri önceden olduğu gibi aynen devam eder çünkü artık henüz evlilik gerçekleşmemiştir. Nişanların meşru şekilde görüşmelerinde elbette bir sakınca yoktur. Bu görüşmelerde yine mahremiyet sınırlarına uyulması gerekir çünkü henüz nikah olmamıştır, düğün olmamıştır. Günümüzde nişanların rahatça görüşmelerini sağlamak amacıyla yapılan imam nikahı veya dini nikah uygulamasının Mer'i pozitif hukuk açısından bağlayıcılığı yoktur ki bu çok sakıncalıdır. Resmi nikah yapılmadan asla dini nikah yapılmamalıdır ki bizzat kendi arkadaşımda da bunu yaşadık. Daha sonra kız mağdur oluyor. Ancak dini anlamda taraflar ve aileler açısından önem verilen bir uygulama olarak devam etmektedir. Yani nişanlandılar günaha girmesinler nedeniyle dini nikah kılıyor. Ancak ileride evlilik olmadan boşan tekrar ayrılma olursa kız tarafı mağdur edilmiş oluyor. Bu yüzden öncelikle resmi nikahın kıyılması, ardından dini nikahın kıyılması gerekir ki bunun de tabii kız ve erkeğin kesin olarak evlenmeye niyet etmeleri gerekir. Nedir o zaman nikah? Nedir hükmü? Nikah haklı ile evlenmenin temel gayesi neslin devamını sahih bir şekilde gerçekleştirmek ve her bakımdan eşler arasında paylaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktır. Fıkıh açısından, hukuk açısından nikah haklı ise... Evlenmelerinde dinen yani hukuken bir engel bulunmayan bir kadın ve bir erkeğin sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere aralarında cinselliği helal kılan eşlerin karşılıklı dayanışmasını esas alarak her birine hak ve vazifeleri yükleyen bir Dikkat edin burada aralarında herhangi bir engel olmayacak yani biraz sonra göreceğiz akrabalık bağları ile ilgili ve bir erkekte bir kadının evlenmesi gerekir. Günümüzde maalesef bunu suistimal ederek kadın kadına erkek erkeğe evlenmeler teşvik ediliyor, özendiriliyor ama şunu unutmayın. Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminden bahseder. En son onlar bunu meşru kılmışlardı ve Allah hepsini helak etti. O yüzden Allah'ın meşru kıldığı evlilik bir erkekte bir kadının evliliğidir. Diğerlerin hepsi sapkınlıktır. Dikkat edelim. Bir evlenme aktinin meydana gelebilmesi için bu akdin cinsiyetleri farklı iki şahıs arasında olması gerekir. Yani bir kadında bir erkek olacak. Hayat beraberliği için ortak bir rıza gösterecekler. Yani zorlama olmayacak kadın ve erkek hiçbir baskı altında kalmadan biz evleniyoruz demeleri gerekir. İşte böyle kurulan aile, akitler, evlenmeler din, hukuk tarafından kabul edilmiştir. Peygamberimiz buyuruyor ki nikah benim sünnetimdir. Bu sünnetimi uygulamayan benden değildir evlenin, çocuk sahip olun, ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim buyurmaktadır. Evlenmenin dini hükmü ise insan neslinin devamını sağlamak amacıyla evlenme toplumsal bir görev olarak tüm insanlara farzı kifayedir. Yani farzı ayın değildir toplumdan bir grup evlendiği zaman hepsinin evlenmesi zorunlu değildir. Zaten ne diyor peygamberimiz? Sünnettir diyor. Ama teşvik edici bir sünnet. Hali vaktinde yeri olanlar Bilhassa neslin çoğalması için, günaha düşmemek için evlenmek sünnettir. İnsan neslinin devamı için toplumda bazı insanların evlenip çocuk sahibi olarak bu farz-ı kifay görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Nikah akdinin unsurları ve şartları da vardır. İslam hukukuna göre nikah medeni bir akittir ve diğer akitlerin kuruluşu için gerekli olan kurucu unsurlar yani rükün ve şartlar nikah ahdi için aynen geçerlidir. Nikahta taraflar vardır. Evlenme akdinin en önemli unsurunu evlenecek olan taraflar yani kadın ve erkek oluşturur. Burada bir irade beyanı olacak. Yani tarafların evlenmeye dönük iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak sözlü veya yazılı bir şekilde açıklamaları gerekir. İrade beyanı kitaplarımızda icap ve kabul ile söylenir. Eşlerin hangisinden olursa olsun ilk teklifi icap. Buna verilen cevap ise kabul. Yani evlenmeye kabul ediyor musun? evet dediği zaman nikah gerçekleşmiş oluyor. Mahal mevzu. Her akdin gerçekleşmesi için tarafların irade beyanlarının yöneldiği ve akdin hükmünün üzerinde gerçekleştiği o akdin bir konusu olmalıdır. Nikah akdinin konusu nedir? Evlilik çerçevesinde işlerin birbirinden karşılıklı istifadesi, her alanda birbirleriyle dayanışma içinde olmaları, paylaşma içerisinde olmalarıdır. Nikah akdinin şartları vardır. Maliki, Şafi ve Hanbeli mezhebindeki ilim adamlarımıza göre, cumhura göre genel olarak nikah akdinin rükün ve şartlar arasında bir ayrım yapmayarak her ikisini birlikte akdin unsurları yani rükün olarak ele almıştır bu üç mezheptekiler. Hanefi mezhebindekiler ise nikah akdinin rükunla şartlarını ayrı değerlendirerek nikahın şartlarına in denilen kuruluş, sıhhat denilen geçerlilik, nefaz denilen yürürlük ve lüzum bağlayıcı olması üzere dört grupta ele almıştır Hanefi alimleri. Kuruluş şartları yani inikat şartları bir akdin kurulabilmesi, meydana gelebilmesi için gereken şartlara inikat şartları deniyor. Buna göre inikat şartları nikah akdine hukuken varlık kazandıran şartlardır. Yani resmileştiren şartlardır. Bu şartlardan birinin bulunmaması durumda akit geçersiz olur, batıl olur. Mezhepler arasında bazı farklar olmakla birlikte nikah akdinin kuruluş şartları şunlardan ibarettir. Öncelikle evlenme ehliyeti. Başkalarının izin ve onayına ihtiyaç olmadan evlenebilme ehliyetine sahip olmaktır evlenme ehliyeti. Veli rızasını almadan kızın evlendiremeyeceği gibi kız da velisinin onayını almadan evlenemez. Peygamberimiz bu hususta buyuruyor ki hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa onun nikahı batıldır. Dolayısıyla Nikah yalnızca kız ve erkeğin anlaşmaları ile kıyılmaz. Nikah da asıl olan halka bunun ilan edilmesidir. Bu yüzden nikah gizli ve denetimsiz olarak geçerli değildir. Süreklilik Nikah akdi süreklilik esası üzerine kurulan bir akittir. Bu yüzden evlilik akdinin unsur ve şartlarını taşıdığı halde geçici bir süreçin yapılan nikah akdi İslam hukuklarına geçersizdir. Diyelim biz seninle 3 sene evleneceğiz demek olmaz. Bir ömür boyu nikah kıyılır. Evlenme engellerinin bulunmaması. Evlenecek erkek ile kadın arasında dini açıdan evlenmelere engel bir durum olmaması gerekir. Evlenme engelleri sürekli evlenme engelleri ve geçici evlenme diye ayrılıyor. Sıhhat şartları yani geçerlik şartları ise bir akdenin hukuken geçerli olabilmesi gereken şartlara da sıhhat şartları denir. Bu şartlardan birinin bulunmaması halinde yine akit geçersiz sayılıyor. Nedir bu şartlar? Şahitlerin bulunması. Evliliğin en önemli özelliklerinden biri aleni, açıkça yapılmasıdır. Herkese duyurulmasıdır. Evliliğin aleni olması ise akide esnası şahitlerin hazır bulunmasıyla ancak sağlanabilir. Nikah haktinde şahitliğin şart koşulmasının amacı ise akdi ilan etmek, inkarı halinde bir ispat vasıtası olmak, fitne ve fesadın önüne geçmektir. Yürürlük şartları ise nefas şartları deniyor buna. Bir akdin yürürlük yani uygulanabilir şart olabilmesi için bazı şartlar var. İşte onlara nefaz şartları deniyor. Lüzum şartları var, bağlayıcı şartlar ise akdin tarafları bağlayıcı hale gelmesi için bulunması gereken şartlara deniyor. Hanefi mezhebinde evlenme ehliyetine sahip olan bir kızın velisinin izni ve rızası olmadan Dengi olmayan birisi kefaat ile evlenmesi veya mehrinin emsal mehirden az olması halinde bu evliliğe velisinin itiraz etme hakkı vardır veli izin vermedikçe kızın yapmış olduğu böyle bir akit bağlayıcı değildir çünkü kızının mağdur olmaması için veli itiraz edebilir. Evlenme engelleri var. Sürekli evlenme engelleri taraflar arasında evliliği ebedi olarak engelleyen durumlardır. Bunlar kan bağı, sıhriyet dediğimiz evlilik bağı ve süt emme sebebiyle haram olanlar şeklinde üç kısma ayrılıyor evlenme engelleri. Kan bağı ile evlenmesi haram olanlar usul dediğimiz anne, baba, nine, dede bunlarla bir kişi evlenemez. Annesi, babası, ninesi, dedesiyle. Furu dediğimiz oğlu, kızı ve bunların çocuklarıyla yani torunlarıyla evlenemez. Anne babanın furu ve bunların çocukları yani kardeşler ve kardeş çocukları yeğenlerle de evlenilmez. Dede ninenin furu ise amca, hala, dayı, teyze. Bunların çocukları ikinci derecede oldukları için evlenme engeline girmezler. Ama yine de kuzen deniyor bunlara. Ee, akrabalık bağları olduğu için evlenmek pek tavsiye edilmiyor sağlık açısından. İkincisi sıhriyet. Yani evlenme sebebiyle haram olanlar var. Usulün eşleri. Baba veya dedenin hanımları. Yani üvey anne ve ninelerle evlenilmez. Füruğun eşleri. Çocuk veya torunların eşleriyle. Hanımının usulü. Kayınvalide ve kayınvalidenin annesiyle. Hanımının füruğu. Üvey kızlar ve bunların kızlarıyla yine evlenilmez. Süt emzirme sebebiyle haram olanlar var bir de. Diğer inanç ve hukuk sistemlerinden farklı olarak İslam dinimizde süt emzirme, kadın ile sütünü emzirdiği çocuk arasında bir bağ ve mahremiyet haramlık oluşturmaktadır. Yani süt kardeşi olduğumuz zaman da onunla evlenilmez. Bu konuyla ilgili temel kural şu şekilde açıklanmaktadır. Süt emen çocuk, emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edildiğinde kan ve sıhriyet evlilik sebebiyle öz çocuk o aileden kimle evlen kimlerle evlenemezse süt emen çocuk da aynı kişilerle evlenemez. Hanefi mezhebine göre bu emmenin bir kez olması süt kardeşliği için yeterli kabul ediliyor. Geçici evlenme engelleri. Belirli hallerde ortadan, ortadan kalkması mümkün olan ve daha önce aralarında evlenme engeli bulunan kadın ve erkeğin evlenmesine imkan veren durumlara geçici evlenme engelleri deniyor. Nelerdir bunlar? Din farkı. Müslüman bir erkek veya kadının müşrik biriyle evlenmesi haram olduğu gibi tamamen inançsız olan ateist birisiyle evlenmesi de yine haramdır. Bunun dışında Müslüman bir erkek ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyan bir kadınla evlenebilirken Müslüman kadının ehli kitap ile bir erkekle evlenmesi yine yasaktır. Buna göre bir Müslümanın bir erkek Müslüman ve ehli kitap bir kadınla evlenebilirken Müslüman bir kadın sadece Müslüman olan erkeklerle evlenebilir. 3 kere boşama Bir erkek 3 kere boşadığı hanım artık evlenemez. Buna göre bir erkeğin 3 talak ile boşadığı kadın başka bir erkekle normal bir şekilde evlenip bu ikinci kocasından normal bir şekilde boşanması veya bu ikinci kocasının ölmesi halinde ancak eski kocasıyla tekrar evlenebilir. 2 akraba ile birden evlenme bu durum erkeğin birden fazla kadınla aynı anda evli olması haline geçerli olan bir evlenme engelidir. Örneğin iki kız kardeşin veya hala ve yeğenin ya da teyze ve yeğeninin aynı anda bir erkeğin nikah altında olmaları yasaklanmıştır. Ancak bu şekilde olan iki kadından evli olduğu kadın ölür ya da onu boşarsa diğeriyle evlenebilir. Buraya Hazreti Osman örnek verebiliriz. Lakabı Zinnureyn'dir. Peygamberimizin iki dul kızıyla evlenmiştir. Birincisiyle evlenip o vefat edince diğeriyle evlenmiştir. Başkasının karısı olma. Bir kadının aynı onda birden fazla erkekle evli olması yine yasaktır. Bundan dolayı başka bir erkekle dini veya resmi nikahla evli olan bir kadınla evlenemez. Buna göre evli olan bir kadın boşanıp iddiyetini tamamladıktan ancak sonra başkasıyla evlenebilir. Kadının iddet beklemesi. Boşanma veya kocasının ölümünden dolayı iddet bekleyen kadın, iddet süresi içerisinde başka bir erkekle evlenemez. Bu durumdaki bir kadın ancak iddeti bitince evlenebilir. Dinimize göre kadının iddet süresi evliliğin sona erme sebebine göre farklılık gösteriyor. Buna göre, evlilik kocanın ölümüyle sona ermişse kadın 4 ay 10 gün iddet bekler. Hamile kadının iddeti doğuma kadardır. Burada evlenme gerek kocan ölümü gerek boşanma sebebiyle son ersin hüküm değişmez. Çocuk doğruğuna kalkar. Boşanan kadından itlediyse eğer hamile değilse 3 haiz. buna kuru dönemi denir. Bu da normal hayız gören kadınlardan yaklaşık 3 ay kadar bir süredir. Hayız görmeyenlerin itlediyse nedir? 3 aydır. Sevgili arkadaşlar 4. ritemizin 1. dersinin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşünceye kadar hepinize başarılar diliyoruz.